Şimdi Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum Film Festivali Yeşilçam'ın usta isimlerinin akınına uğradı. Ödül törenine Halil Ergün ve Işıl Yücesoy'un konuşmaları damga vururken, festivalin Yunan adası Kos'ta olan ayağındaysa Özcan Deniz Rüzgar'ı esti. Bıyıklı ve kısa saçlı adamlardı ki. Neredeyse beraber öğrendik. Bu Türk sineması için çok önemli. Neden o yaşarken yapılmadı bunlar? İşte onu siz bulacaksınız. Özcan Deniz'in Kos çıkarması. Sirteki oynadı, tabak kırdı, izdihamdan sokaklarda yürüyemedi. Evet abi, buradayım. Bodrum Film Festivali'ne ünlü oyuncu Hakan Bilgin nasıl damga vurdu? En havalı adam Hakan Bilgin çünkü... Usta oyuncu Halil Ergün neden Brad Pitt'i kendine örnek aldı? Bakıyorum burada Brad Pitt de var. Bodrum Film Festivali'nden Yunan Adası Kos'a kadar uzanan keyifli anlar Magazin 8'de. Türk sinemasının 5 usta ismi, Yeşilçam'a unutulmaz eserler bırakan 5 büyük oyuncu: Işıl Yücesoy, Perihan Savaş, Bahar Öztan, Serdar Gökhan ve Halil Ergün Bodrum Film Festivali'ne birlikte geldi. Neşe, keder, hepsi geçer, bize kar kalan nedir bu dünyadan? Birbirine mayalar isimlerini gördün. Sulara giriyorsun. Orhan abi seyrediyor. Halil Ergün magazin muhabiri gibi dostlarının sosyal medya fotoğraflarını yakından takip ediyor. Bahar Öztan'sa kanseri yendikten sonra ikinci baharını Bodrum'da yaşıyor. Bodrum çok iyi geldi tabii. Bütün tedavilerim bitti. Geldim Bodrum'a. İşte çok çabuk toparladım, şükürler olsun. Hanımlar da beyler de çok şık. Ama Halil Ergün'de bir değişiklik var sanki. Saçları uzamış galiba. Perihan Savaş'ın uyarısıyla fark ediyoruz. Hiç çok saçım güzel uzun oldu. Olmadı, yaramaz ya. Çocuklar gibi. Hayatımda uzun saçlı olmadı saçım. Bıyıklı ve kısa saçlı adamlardı ki. Herkes Halil Ergün'ü kendine idol alırken ünlü oyuncu bakın kime özenip saçlarını uzatmış. Bakıyorum burada Brad Pitt de var. Colin Farrell'de gördüm, böyle saçları döküyorlar. Maşallah saçları var ama yani. Saçları uzat, evet, ama belki de ondan o şımarıklık yani, dökülmedi ya. Perihan Savaş konuyu geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta oyuncu Tarık Akan'a getirdi. Biraz sitemkardı. Tarık Akan öldükten sonra Tarık Akan'ın kim olduğu, kimliği, neler yaptığı, hangi filmlerde oynadığı, sanat duruşunun nasıl olduğunu daha yeni yeni televizyonlarda insanlar tartışmaya ve konuşmaya başladılar. Neden o yaşarken yapılmadı bunlar? Geçelim ödül törenine. Onur ödülü alan Halil Ergün çok duygulandı. Konuşma yaparken gözleri doldu. Hatırlanmak, fark edilmek, değerlendirilmek güzel bir duygu. Çok teşekkür ediyorum bu ödülü veren. En çok alkış alan konuşmaysa onur ödülü alan bir diğer isim usta oyuncu Işıl Yücesoy'un yaptığı konuşmaydı. Sağ olun, bana lütfettiler, bu onur ödülünü verdiler. Ama beni en çok mutlu eden sizlerle bu kır saçlarımla ve 1000 kilomla hala inatla ben varım diyerek gözlerinizin içine bakmak. Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Çakallarla Dans 4 ve geçtiğimiz yaza damga vuran Deli Ormanlı filminin oyuncuları da Bodrum'daydı. Ünlü oyuncu Sarp Leventoğlu çiçekli gömleğiyle Bodrum havasına ayak uydurmuştu. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Sadece film gösterimi değil, burada belki de Türkiye'de ilk defa yani bu yapımcıların da bir arada toplandığı bir toplantı da gerçekleşiyor. O yüzden Türk sineması için çok önemli. Gecenin sunuculuğunu da yapan ünlü oyuncu Hakan Bilgin, festivalin en havalı ismi. Neden mi? Nedenini yönetmen Murat Şeker'den öğrenelim. Bu festivalde bu sene havalıyız. Bir de Hakan Bilgin gelir misiniz lütfen? En havalı adam Hakan Bilgin. Çünkü burada gösterilen neredeyse hepsi. Filmlerin yarısında Hakan Bilgin oynuyor. Hakan Bilgin film haftasına hoş geldiniz. 3 filmde de Hakan Bilgin var. Yani Murat Şeker'in de dediği gibi festivalin başrolü Hakan Bilgin. Hakan Bilgin'in film haftası. Çakallarla Dans 4'te var. Ormanlı'da var. Özcan Deniz'in filminde var. Şimdi Hakan Bilgin biz çakallık yapmış. Böyle film seçkisini de kendi filmlerine koydurmuş.
İşte onu siz bulacaksınız. Hepsinde ayrı oynadıysak o zaman onun takdirini siz bileceksiniz demek yani. Şimdi de rotamızı Bodrum'un karşısındaki Yunan adası Kos'a çeviriyoruz. Bodrum Film Festivali'nin bir ayağı da Kos'ta yapıldı. Kos'taki özel gösterime ikinci şans filmiyle Özcan Deniz de katıldı. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Kızımla bir tane çekilebilir miyiz? Ben kızım oluyor. Önce adada kısa bir tur atmak istedi Özcan Deniz. Ama selfie çektirmekten adım atamadı. Üstelik hayranlarının çoğu Yunan'dı. Türkçe biliyoruz galiba. Sokaktan gelen müzik sesleri Özcan Deniz'in hemen dikkatini çekti. Koşar adım kalabalık gruba yaklaştı ve sırtaki oynamaya başladı. Bunları ben bir havaya çektireceğim. Lorke lorke'ye gireceğim şimdi. Sadece sırtaki oynamak yetmez. Madem sokaklar tavernaya döndü, tüm adetleri yerine getirmek gerek. Buradayız. Bravo! Thank you.